Tamam. Ben Gaziantep'ten Hanefi Özaslan. Bu imar barışından dolayı faydalanmak için biz de devlete başvurduk. DAP'ım çatı katı olduğu için garaj DAP'lıdı. Bu DAP'ım. Bundan başvurduk Şehircilik Bakanlığı'na. İmar konut kağıdı verdiler bize. Şu da Şehircilik ve imar konut şeyi. Bu da belediyenin kağıdı. Bunlar yasal hale geldiler. Devlet 8,5 milyar para yatırdım. Benim faydalanmam amacım elektriğini, suyunu, doğalgazını içeriye almaktı. Ama şimdi bugün gittim doğalgaza, sen doğalgaz alamazsın dediler. Bu belgeler Cumhurbaşkanlığı'nın bakanlığın verdiği belgeler hiçe sayılıydı doğalgaz tarafından. Aynı zamanda elektrik kurumu bu belgeleri boş sayıyor. Nedeni garaj yapılmış. Tamam, garaj yapılı olan şeyi biz yasallaştırdık. Şu an yasal olarak elimde belgelerim var. Ama bu belgeleri Cumhurbaşkanımızın çağrılarını söz tutmuyorlar. Sen bu belgelerle doğal gaz alaman, elektrik alaman, belediyeden su çektiremen diyorlar. O zaman bu benim 8,5 milyar paramı neden aldı bu devlet? Yarın gideceğim, karşı dava açacağım Şehircilik Bakanlığı'na ya da iptal ettireceğim. İptal olursa paramı geri iade etsinler. Satı ben doğal gazı kullanıyordum içeride. Neden kullanıyordum? Yönetim kararıyla kullanıyordum apartmanda. Elektrik kullanıyordum. O da inşaat elektriği olaraktan kullanıyorum. İnşaat elektriği. Dava 1,5 lira yerine 2 lira almakmış yoksa. Yok sen bu elektriğini bireysel yapamazsın iyiler. Bireysel yapamazsan bu belgeleri devlet neden verdi bana? Devletin ayrı ayrı kurumları, ayrı ayrı başbakanlıkla ayrı ayrı bakanlarla mı yönetiliyorsa? Her gün de televizyonda reklam yapıyor. Millet gidip bunları yaptırıyor. Daha rahat olsun diye. Yasal olsun diye. Şimdi yasal olmayan aynı apartmanda 28 tane, 18 tane daire var. 18 dairenin 4'ü garaj dapılı. 14'ü hisse dapılı. Bu hisse dapılı demek ne demek? Hisse dapı arsa dapısı demek. Arsa dapısı olanlar doğal gaz kullanıyor, elektrik kullanıyor, su kullanıyor. Yasal haline getiren insanlara seninki yasal hale getirdiğim için ben kullanamıyorum. Demek ki bu millet hırsızlık yaparsa kullanıyor, hırsız olmayan kullanamıyor. Ben şimdi hakkımı nereye arayacağım? Hepsine gittim hakkımı aramaya, hepsinden kapıdan geri dönendirdi. Adamın hisse tapılı, arsa tapılı binası olan doğal gaz kullanıyor, su kullanıyor, elektrik kullanıyor. O da benden daha az kullanıyor. Daha az vermek suretiyle. O zaman ben bu kağıtları ne amaçlı yaptırdım? Millet daha hala yaptırmaya çalışıyor. Sıralarda dünya kadarı para veriyor. Türkiye'de şu an binlerce, 2 milyona, 2, 3, 5 milyon, 10 milyon garaj tapılı daireler var. Yasayı bunlar için çıkardıysa neden bunlar faydalanamıyor? Kaçak binalar, doğal gaz kullanırken yasala geçmiş daireler neden doğal gaz kullanamıyor? Ben ona anlam veremedim. Şimdi olan benim 8,5 milyarım oldu. Ben hiçbir şeyi kullanamıyorum. Bu dapı, bu devletin, belediyenin kullanırsın diye verdiği kağıt bunlardan. Bu da devletin verdiği, bakanlığın verdiği kağıt. Bunlar da hepsi yasal amaçlı. Buradan Cumhurbaşkanlığına sesleniyorum. Bakanlığa sesleniyorum. Ya bunu düzeltsinler, kurumlarına bak çeksinler. Milletin hakkını versinler. Yoksa devlet içinde devlet mi var? Ben onu anlamadım. Bunu seyredecek arkadaşlarıma hepsi tıklasın, paylaşsın. Teşekkür ediyorum. Gene de ben milletimden memnunum.
Sadece kurumlardan şikayetçiyim. Devletin çıkarmış olduğu yasaları uygulamıyorlar kurumlar. Sadece şikayetim budur.